Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi özellikle biz kadınların çok ama çok seveceği mükemmel bir yöntemden bahsedeceğim sizlere. Eminim hepiniz uygulayacaksınız bunu. Şimdi biliyorsunuz ki bizim gardıroplarımızı görüntü açısından kötü durmasın diye sürekli kapılarını kapatırız. Hani ben kendi adıma söyleyeyim, açık gardırobu gördüğüm zaman evde sanki ev çok dağınıkmış gibi geliyor ve sürekli kapılarını kapatmak istiyorum. Kapılar kapalı olduğu takdirde her ne kadar içindeki eşyalarımız temiz olsa da yumuşatıcı kokmalar için özen göstersek de bir süre sonra maalesef ki dolapta bir koku oluşuyor. Yani sürekli havalandırmak da gerekiyor açıkçası. Üstelik hiç kullanmadığımız, uzun süre elimize değmediğimiz kıyafetlerimizde ayrı bir koku oluşuyor. Hani bunun sebebi nedir bilmiyorum ama dolap kokusu diye bir şey var ve kullanılmayan kıyafetlerde ağır bir koku oluşuyor. Hani ne kadar çok yıkasak da özellikle bol bol yumuşatıcıları bassak da maalesef ki uzun süre bekleyen kıyafetlerimizde ağır bir koku oluşuyor. Bu yanlış anlamayın, pasaklı olduğunuz, dolabınızı kirli tuttuğunuz, kıyafetlerinizin temiz olmadığı anlamına kesinlikle gelmiyor arkadaşlar. Maalesef ki bu en temizinin de en pasaklısının da başına gelebilecek bir şey. O yüzden bunlarla ilgili ufak tefek küçük bazı dokunuşlar yaptıktan sonra kendimizi daha mutlu hissedebiliriz. Bunlar nelerdir? Şimdi ben şöyle kendi çapımda dolap kokusunu giderecek, sadece dolap kokusunu gideren değil, aynı zamanda dolabı her açtığımda burnuma mis gibi kokular verecek ve üstelik kıyafetlerime de kokusunu sindireceği çok güzel bir yöntem buldum arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hiç kullanılmamış bir sabun lazım bunun için bize. Ben böyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Meyveli sabun tercih ettim. Şu an rengi mor ama mükemmel kokuyor. Çilek kokuyor bildiğiniz. Siz bu lavanta olabilir, gül olabilir, istediğiniz herhangi bir sabunu kullanabilirsiniz. Şöyle yine kullanılmayan veya daha önce kullandığınız eskiyen ama yıkadığınız bir lifi. Şu biliyorsunuz bu lifleri artık çok kullanıyoruz banyolarımızda. Özellikle lif seçiyorum ki koku gözeneklerden daha rahat çıksın diye. Şimdi şöyle bir ip alıyorum. Arkadaşlar, inanın uyguladıktan sonra bana teşekkür edeceksiniz. Şimdi şöyle bağlıyorum buraya bu kısmı. Dolabınızı açtığınızda burnunuza gelen o mükemmel koku kıyafetlerinizi de silmiş olacak. Çünkü çok yumuşatıcı değiştiriyoruz. İşte herkesin önerdiği yumuşatıcıyı koşa koşa alıyoruz. İşte falanca şu koku çok kalıcı, denedin mi diyor. İnanın evde yumuşatıcı varken koşa koşa gidip alıyoruz biz kadınlar. Kimse inkar etmesin, yapıyoruz bunu. O yüzden arkadaşlar tabii ki de yine yumuşatıcılarımızı kullanacağız. Fakat yine de bütün kıyafetlerimizi sinecek mis gibi bir kokuya hiçbir hanım bence hayır demez. Tabii bu mesela ben bunu kendi dolabıma kullanacağım. Belki eşim böyle çilek kokmak istemeyebilir. Ona da ona uygun bir sabun seçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir süslü bir şey oluştu. Şimdi bunu dolabımın askı bölümüne, askıları astığım çubuğa bağlayacağım. Sonrasında arkadaşlar dolabımın kapağını kapatacağım. Açık kalmayacak. Sabun biliyorsunuz ki su görmediği sürece erimeyecektir. Kalıcı bir koku olacak. Sürekli bir koku olacak. Koku vermemeye başladığı zaman artık bu çok uzun bir süre olur zaten. İstediğinizde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bu kadar basit bir şey. Şimdi ben bundan birkaç tane yapacağım. Kızımın dolabına, kendi dolabıma, hatta üzgünüm ama eşimin dolabına da asacağım. Çünkü şu an elimde sadece çilekli var. Onun için sonrasında belki değişik kokular seçebilirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.